Şu an en önemli sorunumuz Burak Çatalca'nın Atilla Bey'in oğlu olması değil. Sizin kadar hissesi olacak olması. Barış'ın babamın yaşarken verdiği %10'luk hissede bir kaybı yok. Onun hisselerine kimse dokunmayacak. En zararlı siz olmuş olacaksınız. %15'erlik hisse kaybınız olacak. Çözüm? Sermaye arttırımı. Yeni yatırımlarımıza kaynak sağlamak için bu zaten gerekli. Sermaye artımında Burak Çatalcalı da katılmak zorunda kalacak tabii ki. Yatırması gereken parayı yatıramayacak. Kağıt üzerinde onun yerine siz katılmış olacaksınız ve yeni hisselerini almış olacaksınız. Bu durumda Burak'ın söz hakkı ve hisseleri de önemini kaybetmiş olacak. Bütün bu söylediklerini gerçekleştirmek için daha çok yetkiye sahip olmak istiyorsun. Yok, öyle bir talebim yok benim. Ben sadece karedeki çatlakları önlemek için fikirlerimi söylüyorum. Talebin olmadığını biliyorum. Barış'ın bizi yalnız bıraktığı bu dönemde yetki sende olacak. Aslında her şeyden önce konuşulacak daha önemli bir şey var. Güney, lütfen yapma. Yani ard arda bu durumlardan dolayı konuşamamıştım ama bence konuşulması gerekiyor artık. Neler oluyor? Güney boşanmak istiyor. Yapma, dramatik hale getirme işte. Hayır, şu an bile bu konuştuğumuz şeyler üzerinden benim hakkımda ne düşündüğünü, ne hissettiğini biliyorum. Neymiş, varoştan gelmiş biri, şirkette yetki sahibi. Yeter! Yeter! Bin kere özür diledim senden. Cemre'den de, annesinden de. Defalarca özür diledim. Hala cezalandırıyorsun, hala sürdürüyorsun. Çünkü sen benimle ilgili gerçek fikrini yüzüme söyledin, söylemedin mi? Sinirden deliye dönmüştüm. Ne dediğimi bilmiyordum ki. Ya hem bu kadar büyütecek ne var bunda? Sana yemin ediyorum, istemeden çıktı ağzımdan diyorum. Tamam Banu ya, sürekli aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Tamam, boş ver. Bu kadar zor mu beni affetmek? Ha, bu kadar mı zor? Ben tamam, sonra konuşuruz. O kız yüzünden affetmiyorsun beni, değil mi? Sevgili Cemre'ne zarar vermek istedim. Banu yeter. Onun karşısında mahcup duruma düştün diye. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Ya yemin ediyorum daraldım, ayrılalım bitsin işte. Güney, kendi ağzınla söyledin. Kalede en ufak bir çatlak olmamalı diye. Şu anda hayatımızda çok zor bir dönemden geçiyoruz. Lütfen sen de daha fazla zorlaştırma bu durumu. Ben elimden geleni yapıyorum ama olmuyor işte, görüyorsun. Olacak. Biraz zaman verin kendinize. Biraz sakin olun. Burada stratejilerden söz ederken boşanma kararı konuşulacak şey mi? Gündemimiz bu mu bizim? İşte ben de o yüzden bir süredir açmıyordum bu konuyu ama Banu sürekli burada... Bir süre daha hiç açılmayacak bu konu. Şu dar boğazdan çıkana kadar. Kabul etmiyorum diye de bir şey yok. Burak'ı başımızdan atmak için ne yetki gerekiyorsa veriyorum sana. Ama bir süre daha bu tatsız konu konuşulmayacak, işte o kadar. Tamam, öyle olsun. Bir süre daha bekleriz.
Tamamen kaybedeceğim onu. Yeter Banu. Şu anda senden daha önemli sıkıntılarımız var. Kendini her şeyden daha fazla önemsemen en büyük problemin senin. Biraz geride kalmayı öğren artık. Biraz büyü Banu. Biraz büyü. Haberlerden öğreniyoruz. Kusura bakma, vaktim olmadı. Ya merak ediyorum, biliyorsun oğlum. Olmuyor ama böyle. Nasılsın anne? Ben iyiyim, iyiyim de. Ne olacak şimdi oğlum? Ne diyor sizinkiler? Mirastan pay isteyecek herhalde çocuk, değil mi? Anne bugün geleceğim zaten, uzun uzun konuşuruz. Gelin oğlum, gelin, gelin. Vallahi çok özledim anneciğim. Günlerdir ev sessiz, sedasız. İçim daraldı. Gel ben de ferahlarım anneciğim. Kuzey'den bir haber var mı? Yok. Makara için koşturuyor çocuk. Yani işkolik oldu oğlum. Vallahi gece gündüz koşturuyor durmadan. Ha, füze yapıyor. Niye öyle söylüyorsun Güney? Yani koştursa kabahat, koşturmasa kabahat. Anne ya, müsait değilim. Akşam gelince uzun uzun konuşuruz, tamam mı? Tamam oğlum, tamam. Güney. Erken gelin değil mi? Rahat rahat uzun uzun konuşuruz baban gelmeden. Biliyorsun onun yanında hiçbir şey konuşamıyorum. Homur homur homurdanıyor. Tıkıyor içime lafları. Heh. Tamam, hoşça kal. Güle güle yavrum. Anneciğim, ne pişireyim sana? Ne istersen anne, ne istersen. Tamam. Ay. Tüh. Evde de, ya ben bugün alışverişe çıkmadım ki oğlum. Gerçi dolapta vardır bir şeyler. Neyse ben bakarım. Tamam, hoşça kal. Tamam oğlum. Hadi. Ben meşgul etmeyeyim seni. Bekliyorum anneciğim, hadi. Hoşça kal. Efendim Banu. Kapıyı kilitlemeseydin bari. Duşa giriyorum Banu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.